biliyorsunuz. 18. yüzyılda burjuvazinin sistemi ele geçirmesiyle dünyanın toprağa dayalı sistemi gitti. Yerine sanayiye dayalı sistem geldi. Ve paranın sahipleri... Kapitalistler yani hocam. Kapitalistler. Sistemi yürütmek için bunu yaptılar. Köle gibi çalıştırabilmeleri için insanı bütün değerlerinden koparmaları gerekiyordu. Topraktan, vatandan, dinden. İnsanların yurtlarını terk edip iş için şehirlere gitmeleri de böyle başladı zaten. Belki de insanın doğduğu yer değil, doyduğu yer onun vatanıdır lafı o günlerin öğretisi değil mi hocam? Elbette. Nasıl yani? Paraya dönüştürülemeyen her şey gözden düşürüldü. İnanç, değer, hatta aşk bile. Kızım ya adam bir adam yok şurada. Durmuş sizinle takılıyorum. Ne oldu senin Boğaziçi'li asistan? Aman bırak onu ya. Bitti. Kızım bizde şans mı var? Aldattı beni. Ben geçtim sadakat falan aramam. Bunların hepsi aynı. Bana rahat bir hayat yaşatsın yeter. Saçmalama kızım. Öyle nasıl mutlu olacağını düşünüyorsun? Aman. Feyza ne oldu sana? Canın bir şey mi sıkıldı? Yok bir şey. Çok içmişim. Midem bulanıyor hepsi bu. Anlamadım zannetme. Geldiğinden beri uzak duruyorsun. Ters yapıyorsun herkese. Herkes dediğin kim Leyla? Hep aynı laflar, hep aynı tavırlar. Oo, sen hep unutmuşsun be kızım ya. Senin sadece miden değil aklın da bulanmış. E doğum günüm ama bu gece. Hadi eğlenmiyor muyuz? Hadi. Oo, hayli geç olmuş. Müsaadenizle. Malum kolay ekmek gelsin. Parası. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Müsaadenizle. Müsaade senin. Evet çocuklar. Nerede kalmıştık? Hadi kızlar. Yaklaşık 2 saat sürecek olan yayınımızda yine çok önemli paylaşımlarımız olacak. Şu an biliyorum ki dünyanın 4 bir yanında izleyenler. Benim arabayı getirsenize. Taksi ister misiniz Feyza Hanım? Yok, yok gerek yok. Ver bana. Olsun ben yine de size bir taksi çağırayım. Taksi! Buyurun Feyza Hanım. Büyükdere Caddesi, Yeşiltepe Mahallesi numara 34'e bırakacaksınız. Biliyorsunuz değil mi orayı? Biliyoruz. İyi geceler Feyza Hanım. Hazır mısınız? Ne o? Çok korktun. Atlayacağım mı sandın? Allah'ım nerede kaldı bu kız? Ne olur yardım et. Bak bir tane daha anlatıyorum tamam mı? Nasıldı ya? Ha. Önce giyin ayağını, tamam mı? Arkanıza yaslanır mısınız? Sonra... Ya dur, kafamı karıştırma ya. Giyin. Ah! Dur. Arabayı durdur. Arabayı durdur. Ne oldu? Arkanı dön. Hanımefendi. Hanımefendi. Lütfen biner misiniz arabaya? Hey, hey dur. Çekil üzerimden. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Delirdiniz mi? Farkında mısın? Az kalsın eziliyordum sen. Çekil şuradan. Pis fırsatçı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ya bir sus Allah aşkına ya. Nereden aldım seni arabaya ya? Misiniz? Affedersiniz. Ben size bağırmak istemedim. Ben sadece... Onu alamıyorum. Her şey öyle saçma, öylesine boş ki. Var ya... Bir tane... Çevremde bir tane... Her şeyden çok sıkıldım ben. Her şeyden. O iyi mi? Telaşlanmayın, uyuyor. Feyza. Feyza uyan yavrum. Uyan yavrum. Oğlum, yardım edebilir misin rica etsem? Yardım et, içeriye kadar taşıyalım ha yavrum. Tabii, ben hallederim. Şuradaki kanepeye bırakıver ne olur. Tabii. Sağ ol evladım. Ben seni yolcu edeyim. Buyur. Ay nerede kaldın yavrum be? Yüreğim ağzıma geldi. Sorma annem ya. Son müşteri burnumdan getirdi, anlatırım. Yavrum. Feyzacığım. Hadi kızım. Hadi uyan odana. Of. Gel. Of Ayşe Sultan ya. Hep eziyet ediyorsun bana. Şşş. Ne güzel uyuyordum orada. Şşş. Uyanacaklar şimdi, sessiz ol. Aman uyansınlar, biz uyuyor muyuz? Nihayet teşrif edebildiniz Feyza Hanım. Oh. Kafa da iyi. Bursa için imsak. Kıza üzüldüm de aslında. Allah korumuş da senin arabana binmiş oğlum. Hı. Aa dur, çayını bitirseydin bari. Yok, ezan okunur şimdi. Abdest alayım ben. Hay Allah, görüyor musun? Doğru dürüst bir şey de yiyemedi çocuk. O ses neydi? Özledim seni. Hiç, mesaj. Bu saatte ne mesajı? Mağazalardan gönderiyorlar haberi. Kampanya falan oluyor ya. Nereden biliyorlar senin numaranı? Ne bileyim anne ya. Telefon şirketlerinden alıyorlardır. Yağlı mağlı konuşma benimle. O telefonu da üstünde taşıma, insanı hasta ediyormuş. Hadi bitir yemeğini, ezan okunacak. Hadi. Hayırlı sabahlar Hasan amca. Hayırlı sabahlar. Ya bir kere senden önce şu kapının önüne çıkamayacak mıyım ben Allah'ını seversen? Hasan. Efendim? Hasan. Takkeni unuttun. Peşini toplamaktan ben yoruldum. O usanmadı dağıtmaktan. Hadi Allah kabul etsin. Sağ olasın Saadet teyze. Hayırlı sabahlar olsun. Sabaha kadar taksi tepesinde. Sonra bütün gün okulda. Sen yorulmak nedir bilmez misin oğlum? Çalışmak iyidir. Hem yorulduğumu düşünecek vaktim bile yok benim. Maşallah maşallah. Kısmetse yakında okulda bitiyor. Hı hı, bitiyor. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Şuraya taşındığınız günü hatırlıyorum da. Rahmetli baban yaşasaydı nasıl gurur duyardı seninle. Nur içinde yatsın. Ben de gurur duyuyorum tabii. Senin hakkın çok büyük Hasan amca. Ne yapsam ödeyemem. Hiç öyle bir şey değil. Hakmak yok bizim aramızda. Okulda biteceğine göre artık yuva kurmanın da vakti geliyor değil mi? Ya durumumuz malum. Mahcup düşmek istemem. Önce bir iş bulup... Şşş, dert etme. Allah yuva yapanın yanındadır daim. Hı hı. Hele o günler bir gelsin de... biz de elimizden gelenin en alasını yapmaya çalışırız evvelallah. Sağ ol. Hadi. Ay yüreğime iniyordu. Ay açıldın mı biraz yavrum? Özlemedin beni Ayşe Sultan. Özlemedim. Ne özleyeceğim bu saatte gelen kızı? Ne yapayım, kıramadım arkadaşları. Hem Leyla'nın doğum günüydü bugün. Aman. Doğum günü batsın. Arkadaş dediğinin hayrı dokunur. Seninkiler. Ama ben seni çok seviyorum. Sen onu biliyor musun ha? Biliyor musun ha? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Sevsen içip içip sabahın köründe dönmezsin eve. Hem de bu mübarek ayda. Tamam ama ya. 40 yılda biri oldu. Elin oğluna da rezil olduk. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim. Kimden bahsediyorsun? Kimden olacak? Taksiciden. Çocuk kucağında getirdi seni de eve öyle sokabildik. Ya baban o halini görseydi, ya komşular. Dur bir dakika. Kucağında mı dedin? Ne sandın? Benim gücüm mü yeter seni taşımaya? Allah razı olsun. Efendi çocuk. Rica ettim de. Ağlanacak haline gülüyor musun bir de? Yapma ama Ayşe Sultan ya. Kızma bana. Seni çok seviyorum ben. Ah deli kız ah. Ben de seni çok seviyorum. Hadi yat uyu. Hadi yavrum dinlen hadi. Bu eşarp da pek yakışmış güzel kızıma. Sağ ol anneciğim. Çıkmadı mı daha seninki? Anne ya lütfen. Ne lütfeni? Bilal'le karşılaşmak için her gün 10 dakika oyalanıp geç kalıyorsun işe. Anlamıyor muyum sanıyorsun? Geç kaldım anne. Çıtra, bekle beni kızım. Bekle, yufka alacağım. Birlikte yürüyelim. Baban dün ağzını aramış Bilal'in. Yuva kurmanın vakti gelmedi mi demiş. Diplomayı alayım bir iş tutunca inşallah demiş. Ne malum? Ay malumu mu kalmış ayol? Elbet seni isteyecek. Kevser zaten dünden hazır. Allah işini rast getirsin. Hayırlı sabahlar Kevser. Hayırlı sabahlar kızım. Hayırlı sabahlar Bilal. Sana da Şükran. Nasılsın Saadet teyze? Hamdolsun iyiyim yavrum. Asıl seni sormalı. Göremiyoruz ne zamandır. Vakit yetmiyor ki. Öyle öyle. Akşam sokakta iftar yapacağız konu komşu. Unutma. Tamam unutmam. Unutma. Hadi bekletmeyelim sizi. Hadi yavrum. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler. Sana da hayırlı işler güzel kızım. Hay Allah kitaplarımı unuttum. Kafamı kaldı bizde. Hayırdır oğlum? Kitapları unuttum anne. Öyle gidersin Saadet abla. Buyur, buyur. Hadi oğlum, koş, hadi oğlum, bal gibi karpuzlarım, kavunlarım var. Bekir amca, Bekir amca, annemize çikolata, annemize çikolata. Akşama çocuklar durun. Hele bir üstümüzü kazanalım. Ondan sonra değil mi? Tamam mı? Hadi Allah size zehrin açıklığı ver. Hadi canlarım benim. Tamam. Hadi koşun. Hayırlı sabahlar Bekir amca. Oo Bilal'im aslan parçası be. Ver durağa kadar ben taşıyayım. Sağ ol. Sabah kortejin yine hazır Bekir amca. Çocuklar. Ya sorma. Canıma can katıyor sıpalar be. Akşam dönüşte de yolunu gözlüyorlar. Bekleyenimiz var çok şükür. Hadi. Bunun burada ne işi var ya? Bunun başka rengi var mı baba? Var kızım, var. Peki bunun daha büyüğü gelecek mi? Gelecek. Gelecek. Gelecek de sen daha büyüğünü ne yapacaksın? Hayırlı işler Hasan amca. Aa, sağ olasın, sana da hayırlı dersler. Oo, rast gelsin Bekir abi. Eyvallah eyvallah. Nasılsın Bekir amca? Sağ ol kızım. Sen nasılsın evladım? Sağ ol, ben de iyiyim. Hadi kızım hadi, işine geç kalacaksın. Görüşürüz baba. Hadi. Hayırlı işler. Selametle. Eyvallah. Nasıl gidiyor kreş Şükran? Memnun musun? Memnunum. Çocuklarla çalışmak harika. Öyle tatlılar. Dünyaları öyle temiz ki. Saadet abla, bu ay da biraz gecikecek kira. Vallahi çok mahcubum ama. Aman, sabahtan beri kıvranıyorsun. Ben de bir şey oldu sandım. Ha. Ay Kevser, daha kaç kere söyleyeceğim. Biz bir aile sayılırız, aile. Aramızda böyle şeylerin lafı olmaz. Sağ ol vallahi da mahcup oluyor insan. Etiket işi bitti, boncuk işi de azaldı. Adam gün geçtikçe sayıyı düşürüyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Sabahlara kadar iğneyle kuyu kazıyorsun. Daha ne yapacaksın? Yetmiyor işte. Dolaylı kuş kadar. Çocuk getiriyor 3 kuruş para. Okuluna mı gitsin, eve mi baksın? Sabahlara kadar taksi tepesinde. Neyse canım. Aa, biz ne güne duruyoruz burada? Bak, sıkıldın mı Saadet abla diyeceksin. Hem Bilal'in mezun olmasına şurada ne kaldı? Öyle çok şükür. Hayırlısıyla bir işe girse de yuvasını kursa. İnşallah. Amin. Kevser. Bilal'le açıkça konuştunuz mu? Ay konuşacak ne var ki? Yıllardır Şükran'da gözüm olduğunu biliyor. Ondan iyisini mi bulacak? Oldu o iş, merak etme sen. Ah Bilal'i evladım gibi sever. Sağ ol. Ama bak kızım diye demiyorum. Şükran'ın bambaşkadır, pırlantadır. Ah biliyorsun ne isteyenleri var da... ...seninle kavlimiz var diye... ...hiçbiriyle görüşmeyi kabul etmiyorum. Biliyorum. Ama Bilal de Şükran'ı asla üzmez, el üstünde taşır biliyorsun. Bu zamanda tahsilli, vicdanlı, imanlı bir genç bulmak kolay mı? O da var. Ama benim için en önemlisi kızımın mutlu olması, sevmesi. Yoksa ona talip çok. Feyza'nın gece kaçta döndüğünü biliyor musun? Ha. Leyla'nın doğum gününe gitmişti. Hatırlarsanız size de söylemişti. Hı. Söyledi. Teo, yemeyeceksen kalk hadi. Araba kapıda bekliyor. Hoşça kal anne. Güle güle benim aslan oğlum. Bak Necmettin, sabahın köründe döndü. Kör kütük sarhoştu. Halini bir görseydin, vallahi benim içim sızladı. Canım, gençler partide içmişlerdir birkaç kadeh. Feyza kendini bilir. Ya bilir. Ya beni dinlemiyorsun galiba. Ayşe odasına zor çıkardı. Ne yapayım Emel? Ne istiyorsun? Döveyim mi koskoca kızı? Yahu döv mü diyorum, babası sensin, uyar. Bak bir gün başına çok kötü bir şey gelecek yoksa. Şu dadısının umurunda bile değil. O anca onun ayıplarını örtsün. Ayşe'yle uğraşma. Feyza'yı o büyüttü. Emeği çok. Uğraştığım falan yok. O beni üvey anne görse de yine bir tek ben düşünüyorum Feyza'yı. Onu diyorum. Yoksa bana ne? Tamam. Konuşurum bir ara. Ben çıkıyorum. Akşam daveti unutma canım. Tamam. Sen ne yapacaksın bugün? Kuaför işlerim var. Alışveriş filan. Hadi geç kalma canım. Güle güle. Alo, öğlen görüşüyoruz değil mi? Çok özledim seni. Tamam hadi kapat, öpüyorum. Beni mi dinliyorsun sen? İşine baksana. Estağfurullah, o ne demek? Ben sofrayı... Her yerde burnumun dibinde bitmenden sıkıldım. Feyza bir yandan, sen bir yandan. Kendi evimde nefes alamıyorum. Bak seni uyarıyorum. Bir daha o kızın kabahatlerini örtmeye çalışırsan sonun fena olur. Sonra? Adam bayağı kucağına taşımış beni. 2 dakika yalnız bıraktık. Attın hemen kendini şoförün kollarına. Hı? Dalga geçme ya. Adam en rezil halimi gördü. Rezilliğim çıktı. Şşt, onu bırak da yakışıklı mıydı onu söyle. Ne bileyim, fena değildi galiba. Yani yüzünü tam hatırlamıyorum ama. Ama o seni unutmamıştır. Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş ya. Gece gece kucağında fıstık gibi kız. Oh. Vallahi şekerim, verilmiş sadakan varmış. Bugün 3. sayfa haberlerinde de okuyor olabilirdik seni. Allah korusun. Size bir şey söyleyeceğim. Ben o taksiciyi bu sabah yine gördüm. Nerede? Maalesef bizim evin oralarda. Taksiyle geçerken gördüm. Elinde balık oltası, kova filan. Gündüz balıkçı, gece taksici. Yani Feyza arasan böylesini bulamazsın. Dalga geçmesene kızım. İnşallah bir daha karşılaşmam. Düşünsene. Adam en iğrenç halimi gördü. Neyse, ben derse geç kalıyorum. Aman be Feyza. Kır işte şu dersi. Bir yerlere gidip kendimize gelelim. Of, iyi tamam. Ben lavaboya gidiyorum. Çıkışta görüşürüz o zaman. Benim kitapları da alsanıza. Tamam. Gelin arkadaşlar. Siz buraya girin. Dünkü son 2 saatin ders notları. Sağ olasın Merve, sen de olmasan. Çalışma saatlerini ayarlayamaz mısın? 2 saat geç çıksan taksiye. Olmaz ki. Gündüzcüye teslim etmem lazım. Ah be Bilal. Hem okul hem çalışma nasıl idare ediyorsun anlamıyorum. Ben eve gittiğimde pestil gibi hissediyorum kendimi. Ne yaparsın, mecbur. İş olsun da. Şükran ne yapıyor? Görüyor musun? Kreşte işe başladı. Aa, çok sevindim. Dur bir gün ziyaret edeyim ben onu. Bu akşam sokakta iftar yapacağız. Sen de gelsene. Hem onu da görürsün. Tamam. Tamam, harika olur. Neler oluyor? Yine niye toplandınız? Abi küçük bir işimiz var. Bak yine kargaşa çıkarmayın. Sakın. Tamam abi. Tamam, bekliyorum. Mutlaka geleceğim. Notlar için. Senin yakışıklı kendine göre birini bulmuş baksana. Yok ya. O da bizim sınıftan. Arkadaşlar sadece. Ne buluyorsun şu varoş tipli de anlamıyorum. Evet. Yapacağım sonunda çok... Hop hop. Neresi varoş? Baksana şuna. Hem okul birinciliğiyle oynuyor, ne haber? Şu çocuğu tavlamazsam gözüm açık gidecek. Hadi yürü. Notlar çok önemliydi benim. Bilal. Aşağısı karışmak üzere, birbirlerine girecekler. Hadi gidelim Merve. Bu sefer de olacağız. Hadi beyler. Birbirinizi kollayın beyler. Kendinize gelebilecek. Neyi paylaşamıyorlar anlamıyorum ki. Feyza hala ortada yok. Of, tuvalete gidecek zamanı buldu. Nerede bu kız ya? Arkadaşlar yapmayın. Neredeydin ya? Ay Feyza ya. Hadi yürüyün yürüyün. Hadi gidelim çabuk hadi. İyisin değil mi? Ayrılın. Durun lan. Ayrılın dedim. Durun. Durun. Ayrılın. Durun. Yeter. Gel böyle. Dur. Yeter dedim. Dur. Ayrılın. Ayrılın. Arkadaşlar. Ya niye paylaşamıyorsunuz ya? Yazık değil mi? Şu halinize bakın ya. Şimdi herkes sakince burayı boşaltıyor. Hadi. Hadi. Kendine geldin mi? Biraz daha iyiyim. Kızım nasıl çıkabildin oradan? Mucize gibi. Vallahi ben de bilmiyorum. Biri böyle tuttu kolumdan savurdu attı. Aa, bilekliğim yok. Dayaktan kurtulmuş hala bilekliğim diyor ya. Of. Onu Ayşe Sultan almıştı bana. Uğur bilekliğimdi. Bence sen canını kurtardığına şükret. Kim kurtardı seni oradan? Görmedim ki. Korkudan gözümü bile açamadım. Böyle gömdüm kafamı yere. Kaldırdığımda bir baktım. Kavganın dışındayım. Kaçtım tabii. Gizli bir hayranın mı var acaba? Güzel kızı gördü tabii. Hadi oradan saçmalama ya. Kızım ben konuyu çözdüm. Sende vahşi bir cazibe var. İnandım artık buna. Taksi şoförü kucağına alıp taşır. Eylemciler kurtarır. Aa tamam. Kapatın konuyu ya. Gerçekten sinirim bozuluyor. Hadi. Alışverişe çıkalım da kafamız dağılsın. Hı? İyi tamam. Bakar mısınız? Geliyorum efendim. Önce bir eve uğrayalım da şu üstümdekileri değiştireyim. Sonra şirkete uğrayıp babamı tırtıklayalım biraz. Kredi kartının limiti doldu bu ay. Nasıl olacağına gelirsek... malumunuz Derme Kimya olarak çok uzun yıllardır piyasada varlığımızı sürdürmekteyiz. Güvenilirliğimiz tartışılmaz. Şahmaran Kimya ile gerçekleşecek bir ortaklık... her iki şirket açısından da oldukça olumlu sonuçlar verecektir. Birlikte çok daha güçleneceğiz. Bu çok açık. Kerim Bey, ne diyorsunuz bu konuda? Ziya Bey, çok açık olan tek şey bizim değil, sizin güçlenmeye ihtiyaç duyduğunuz. Her şirket güçlenmeye ihtiyaç duyar Kerim Bey. Malumunuz büyümenin sonu yok. Maalesef raporlara baktığımda sizin kadar iyimser olamıyorum. Yani bu %51'lik hisse teklifimizi kabul etmediğiniz anlamına mı geliyor? Şimdi %51-41'i bir yana bırakalım bence. Batmakta olan şirketler ortak değil müşteri ararlar. Bu daha uygun olur. Şimdi siz şirketinizi kaça satıyorsunuz onu söyleyin. Necmettin Bey siz? Ben de merakla Kerim Bey'in sorusunun cevabını bekliyorum. Hoş geldiniz Emel Hanım. Necmettin Bey odasında mı? Evet efendim. Bir telefon bağlamıştım ama geldiğinizi hemen ileteyim. Yo yo. Terasta beklerim. Peki efendim. Emel Hanım hoş geldiniz. Tam bir saat bekledim. Mesajıma da cevap vermedin. Hemen kızma. Necmettin Bey'le toplantıdaydım. Mesaja bakamadım bile onun yanında. Sonrasında arayabilirdin. İnan ki çıkar çıkmaz acil evrak tutuşturdular. Hiç fırsatım olmadı. Şimdi 2 saatliğine çıkabilirim ama. Bana bak Kerim. Karşında toy bir genç kız yok senin. Buraya kadar benim desteğimle yükselebildiğini biliyorsun. Çıkarttığım gibi indiriveririm. Neye uğradığını şaşırırsın. Ay şunu da senin fırına koyalım Kevser. Benimkinde yer kalmadı. Koy koy Saadet abla. Ben de tatlının şerbetini koyayım. Oh, ellerine sağlık. Mis gibi olmuş vallahi. Sağ ol. Oh, dök. Hmm. Kevser, oturma düzeni nasıl olacak? Ne bileyim Saadet abla. Herkes istediği yere otursun işte. Biz bir arada olalım ama. Şükran'la Bilal'i de yan yana oturturuz. 2 çift laf ederler. Bazen ne kadar kırıcı olabildiğini farkında mısın? Sen benim ne kadar bozulduğumun farkında mısın peki? İnsan 2 kelime mesaj yazar bari. Toplantıdayım, gecikeceğim. Çok mu zor? Haklısın. Düşüncesizlik ettim. Ama bugünkü toplantı çok önemliydi biliyorsun. Senin verdiğin taktik geri de tepebilirdi. Tepmedi ama değil mi? Kocanı iyi tanıyorsun. Çok hoşuna gitti. Sen muhteşem bir kadınsın. İşte burası da terasımız. Vay, süpermiş ya. Vay. Aa, Emin abla da buradaymış. Feyza, ne işin var burada? Hiç, öylesine uğramıştım. Merhaba Feyza Hanım. Kerim ben. Merhaba. Babanızın göz bebeği olduğunuzu duyuyordum. Nihayet görmek de nasip oldu. Emel, geçelim mi içeri? Yok, randevuma geç kalacağım. Arabayı burada bırakıp taksiyle gitsem daha iyi. Trafiği çekemeyeceğim şimdi. Sen bilirsin canım. İyi günler Feyza Hanım. Size de. Nasıl buldunuz? Arayıp durmasana çocuğu, gelir birazdan nasılsa. Rezzan'ı arıyorum. Bak çalıyor cevap vermiyor. Nerede ki Rezzan? Kırtasiye'ye gidiyorum diye çıktı. Hala yok ortada. Canım bir arkadaşına rastlamıştır. Ya da vitrine takılmıştır. Gelir şimdi, gelir. Gelsin, ben soracağım ama ona. Annem az kalsın yakalıyordu sabah. Zor kurtardım. Kızıyorum ama. Kızma ya. Hadi ben kaçıyorum Zafer. Öptüm. Yüz yüze bir gelelim hele, o zaman öp. Ne zaman buluşacağız onu söylesem pis. Daha çok beklersin. Feyza'ya nasıl baktığını gördüm. Sakın. Saçmalıyorsun. Benimle sakın oyun oynama. Ondan uzak duracaksın. Delisin sen. Çok ciddiyim. Kıskandın mı sen beni? Seni mi? Kendini ne sanıyorsun sen? Senin için deli olduğumu görmüyor musun? Özledin mi beni? Ne yapıyorsun öyle? Sür. Feyzalar orada. Allah kahretsin. Kerim değil mi o ya? Kızım, dedik sana değil mi? Bu çocuk sana yazıyor. Bize bakmadı bile. Hadi iyisin Feyza. Ne iyisin ya? Babamın elemanlarından biri işte. Tabii. Sanayici kızı olmanın avantajı. Herkesin gözdesi. Hadi yürüyün. Kolay gelsin. Hah. Sağ olasın. Geldin ya. Sofra hazır bile abi. Hizmet Bey de burada. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, ne güzel bir görüntü bu böyle. Çocukluğumun Ramazanlarını hatırlattı bana. Ben anneme bir bakayım Hikmet abi. Bütün gün aramadım, meraktadır. Tamam, hadi. Tamam. Geç. Aferin güzel kızım. Bilal dedin mi akan sular duruyor Hasan için. Oğlum niye açmadın telefonu? Bizimkiler geç gelir. Sizin anlayacağınız ev bütün gece bizim yani. Vay. İyiymiş. Ya kızlar ben çok acıktım. Evde yiyecek bir şeyler var mıdır? Olmadı. Dışarıda yiyip gidelim. Önce bir gidelim bakarız. Olmadı dışarıdan pizza falan söyleriz. Olur. Ha kızlar unutursam hatırlatın. Yarın Ulaş Hoca'nın sergisine gitmem lazım. Hocaya şirinlik yapacağım biraz. Ah, Bekir amca da geliyor. Al bakayım çikolatanı. Al sen de şekerini. Sağ ol Bekir amca. Hadi benim canlarım. Anne bak. Buyurun. Hoş geldin Bekir amca. Hoş bulduk. Sen otur yerine. Onun yeri hazır. Hoş geldin Bekir amca. Gel. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne iyi oldu bu iftar işi. Başlıyor muyuz? Çok şanslısın biliyorsun değil mi? Böyle bir sokak, böyle güzel insanlar. Öyle Hikmet abi. Kızım daha erken değil mi suları dolduruyorsun? Böreğe bir bak. Bilal yavrum. O yanın boş kalsın. Şükran oraya oturacak. Tamam. Yürü. Kermes mi yapıyorlar? Kızım ne kermesi bu saatte? İftar yapıyorlar. Bilal? Bilal değil mi o ya? Burada mı oturuyormuş? Leyla? Ne yapıyorsun burada? Merhaba Bilal. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sağ ol sen. İyi. Biz de Feyzalara gidiyorduk. Ama falan mı yapıyorsunuz? Yok. Mahallece iftar yapacağız. Buyurun birlikte yiyelim. Vallahi bilmem ki. Kızları da sormam lazım. Feyza, gelsenize. Feyza, Ülker Seval. Aa. Merhaba. Neye bakıyorsun sen? Memnun oldum. Ah, Bilal'in yanındaki kızlar kim? Şükran, acele et kızım. Kızlar, Bilal iftara davet etti. Biz ne diyorsunuz? Biz oruç değiliz, teşekkür ederiz. Olur mu öyle şey? Önemli değil. Lütfen buyurun gelin. Yok, sağ olun. Hadi Feyza, hadi sofraya. Ben oturacağım vallahi. Çok acıktım. Kızlar, siz acıkmadınız mı? Acıktık. Buyurun geçin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Şuraya bir sandalye verin hanımlara. Sağ olun. Buyurun oturun lütfen. Hadi kızım, hadi buyurun. Buyurun hanım kızım. Hadi kızım, çekinmeyin. Kızım. Teşekkür ederim. Otur hadi. Kızım gelsene. Geç otur şöyle. Buyurun hanım kızım, şöyle oturun. Bilal'in arkadaşlarının her zaman için başımızın üstünde yeri vardır efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Değil mi? Ya, öyle oldu. Ayaz kaldı herhalde. Şşt, yer değiştirsek ya. Ne? Yer değiştirelim. أشهد أن لا إله إلا الله. آمين. الله kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Neden yemiyorsunuz siz? Ben... Gidelim hadi lütfen. Aa, deliye bak. Bu fırsatı bulmuşum, kaçırır mıyım hiç? Çorba harika olmuş değil mi? Afiyet olsun. Vallahi süper. Açık hava, bol gıda. Yaşıyorsunuz siz. Sınıf arkadaşısınız öyle mi? Sadece ben. Onlar farklı bölümden. Kızım hepsi çok lezzetli. Şundan aldın mı süper? Var ya, 5 yıldızlı restoran halt etmiş. Harcanıyorsunuz burada söyleyeyim. Sendin değil mi? Beni kavgada kurtaran. Efendim Ayşe Sultan. Geliyoruz şimdi, merak etme. Ben gidiyorum, geliyor musunuz? Güle güle. Güle güle. Güle güle. Teşekkürler. Yemekler süperdi. Afiyet olsun kızlar. Çok teşekkür ederim Bilal. Rica ederim. Okulda görüşürüz. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ederim. Şey için, yani bileklik. Her şey için teşekkürler. Yani kavgada kurtardığın için. İyi akşamlar Feyza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hata ediyorsun. Meydanı boş mu bırakacaksın? Bilal'in kabahati ne? Kızların arsızlığı işte. Anne lütfen, yatacağım ben. Yavrum bak, masada biz bize kaldık. Hadi gel. Güzel güzel konuşursunuz ha? Anne, niye böyle yapıyorsun ya? Hesaplı kurulu davranamadığımı bilmiyor musun? Benim tarzım... Şükran başlatma tarzından. Kızım sen ağzı açık bakarken elin kızları Bilal'i götürür. Sen de böyle oturur kalırsın vallahi. Başkasını tercih ederse kendi bilir. Kimseyle yarışa girecek değilim ben. Aferin. Gurur yap sen. Ama dur. Ben asla izin vermem böyle bir şeye. Sakın karışma anne. Zaten Bilal'e o yanın boş kalsın, Şükran oturacak dedin ya. Dedim elbet, ne olmuş? Anne öyle denir mi ya? Bak lütfen karışma. Beni utandıracak bir şey yapma. Bizim utanacak neyimiz var ayol? Ha. Ama bize bir yanlış yapan olursa orasına karışmam ama. Kızlar, size bir şey söyleyeceğim. Şu çocuk var ya Bilal. Geçen gece beni eve getiren taksici oydu. Aa, nasıl yani? Benim Bilal mi? Taksici mi? Aman ne güzel. Fakir, Hacı Hoca ve taksici. Üçü bir arada. Fakirlik suç mu kızım? Ne yapsın çocuk? Babası o lisedeyken ölmüş. O yaşlardan beri de çalışmak zorunda kalmış işte. Geç de olsa üniversiteye de girmiş. Bravo yani. Enteresan bir tip. Kızlar, bir şey daha var. Okulda biri beni kurtarmıştı ya. Kavganın ortasında. Hı hı. O da Bilal'miş. Ne? Yuh artık. Hadi canım. Bilekliğimi verdi masadan kalkarken. Bu kadar da fazla ama. Kızım fotoğraman gibi oldu bu iş. Leyla, senin Bilal Feyza'ya mı yazılıyor? Ne dersin? Yorma kendini oğlum. Bari boş olduğun gecelerde dinlen ha. İyiyim ben anacığım. Şu akşamki iftar ilaç gibi geldi. Bilal, aman oğlum. O kızlara dikkat et. Hiç gözüm tutmadı. Leyla'ları mı diyorsun? Adı neyse işte. Ben abimin yanında oturanı çok sevdim. Çok güzel kız. Çok da tatlı. Sen karışma lafa. Tatlısı bassın. Aman aman evlerden ırak. Niye öyle diyorsun? Kızın nesi var ki? Bizden farklı diye mi? Bak hala konuşuyor. Ya dersine çalış ya da yat uyu. Kapat şu televizyonu da. Rahat ol sen anacığım, beni tanımıyor musun? Oğlum ben sana yerden göğe kadar güveniyorum. Ama o kızlar şeytana bile pabucunu ters giydirirler. Hepsinin gözleri perpecir okuyor. Güzel anam benim. Hmm, canım. Saçmalamayın. Bilal kafasını çevirip Feyza'ya bakmaz bile. Hem tavlasam ben tavlardım bir kere. Kızım gönül bu. Seni değil ama Feyza'ya çekici bulabilir değil mi ama? Aa yetti ama ya. Baydınız artık. Hiç ilgisi bile yok. Kızım onlar bizim gibi değil. Onlar gibiler anca başı bağlı namazında abdestinde bir kızla ilgilenir. Ya ilgi derken de bulur öyle birini, evlenir. Flört falan zina onlara göre. Bunları biliyordun da ne diye yazılıp durdun çocuğa? Ne var canım? Aa, şansımı denedim. Hem onun bir dalgası var galiba. Masada karşımızda oturan bir kız vardı ya, örtülü. Merve mi? Yok ya, ne Merve'si, diğeri. Biz oturduğumuz andan itibaren Bilal'i göz hapsine aldı. Hele Bilal'le Feyza'nın konuştuğu andaki bakışlarını görecektiniz. Kesin tartışmışlardır bizden sonra. Yani sen şimdi özetle Feyza'ya, güzelsin, alımlısın da bir yere kadar, Bilal'i baştan çıkaramazsın mı diyorsun? İsteyen kim? İstesen de olmaz diyorum zaten. Bence onu Feyza kafesler. Bence de kızım, çocuk oyuncağım için. Güleyim bari. Yaparım da ne gereği var? Hiç havaya girme Feyzacığım. Bilal'i elde edemezsin. Ederim etmesine de tenezzül etmem buna. Ya öyle mi? Hadi aşık et de görelim. Ama gözümüzle göreceğiz. Kızım, ödül koyun da ortaya ismi olsun. Tamam. 3 ay içinde Bilal'i kendine aşık et. Ne istersen iste benden. Ne oldu? Başaramayacağını biliyorsun değil mi? Tamam. Kabul ediyorum. Üstelik 3 ayda değil 3 günde. Oh, bize eğlence çıktı desenize. Tamam. Bilal'i 3 günde kendine aşık et. Arabamın anahtarını sana vereyim. Ha, edemezsen hiç gözünün yaşına bakmam, alırım arabanı. Anlaştık. Anlaştık. Sağ olasın hanım. Ellerine sağlık. Ben bu bakışı bildim. Ne bildin? Savura kadar Allah selamet versin bakışı bu. Geç dalganı geç. Kızın 2 gözü 2 çeşme. O niye? Niye diye soruyor bir de. Sofrana kadar gelen cibiliyetsiz kızları görmedin mi? Ne edep ne adap. Yapma hanım. Yapma Allah aşkına. Günahtır. Herkes kendinden mesul. Sen de kızından mesul olsan. Bunca yıl Bilal'e kol kanat geldim. Baba gibi oldun. Allah var iyi çocuk ama uzadıkça uzadı bu iş. Aa. Ya biz de yani kız babasıyız diye kendimizi kasmadık. Şöyle çocuğun ağzını bir aradık işte. E'si önce okul bitsin diyor. Sonra iş güç diyor ki bence haklı. Yokuş aşağı itelemiş, geçiştirmiş besbelli. Yapma hanım Allah aşkına ya. Kızı zorla verecek değiliz ya çocuğa. Ay onun 9'u bilmem. Sen çare bulamıyorsan dizginleri ben alıyorum elime. Biricik kızımın gururunu ezdirmem, son lafım da budur. Neydi adı ya? Çok tanınmış bir romancı. Alman. Joyce mu? Ne sallıyorsun sen ya? Cahil trolüm benim. Bir kere Joyce İrlandalı. Benim dediğimse Alman. Ve acı gerçek ama Joyce şıklarda bile yok. Yoksa sen şıklarda olmayan bir şey mi işaretledin? İnanmıyorum. Ne alakası var ya? Ben o soruyu bir kere boş bıraktım. Peki kimdi o zaman? Siddartha diye bir ünlü romanı varmış. I'm supposed to be a troll, okay? If you want to ask him to the taxi driver. Maybe he knows about that. To the taxi driver. Yeah. So funny. If you want to ask him, he may be funnier than me. Siddartha? Where was the Siddartha Street, sister? Ay pardon. Müsait bir yerde inebilir miyiz? İneceğimiz yeri geçmişiz de. Tabii. Buyurun. Şuradan alır mısınız? Buyurun. Heh, teşekkürler. İyi günler. Hermann. Anlamadım. yani Siddartha'nın yazarı. Bence romanın en çarpıcı yeri de şurasıdır hatta. Govinda arkadaşı Siddartha'nın gözlerindeki huzuru fark edince, "Anlıyorum ki bulmuşsun dostum ama ben hala arıyorum" der. Siddartha "Biliyorum" cevabını verir. "Aramışsın. O kadar çok aramışsın ki bulmaya hiç vaktin olmamış." Sağ olun. İyi günler size. İyi günler. Vay be. Gördün mü taksici? İnanamıyorum. Allah'ım ya. Seksapelinle mi tavlayacaksın Bilal'i? Ha? Yemez. Ben çok denedim. Ben sen değilim ama bende o da var. Zeka ve kültürde. Oo kızlar. Siz böyle birbirinize sararsanız işimiz iş kızım. Sonuçta bu bir oyun. Eğlence. Hayır ama duymadınız mı ne dedi? Şşt, kızlar Bilal geliyor. Yuh diyorum artık. Feyza'nın bir şey yapmasına gerek kalmadı ki. Çocuk kuzu kuzu ona geliyor. Süper. Hem de herkesin gözü önünde olacak. Kolay zaferleri sevmem ama. Leyla'cığım, anahtarını hazırla sen hayatım. Bilal. Feyza Hanım. Resmiyete gerek yok. Feyza demen yeterli. Bir türlü fırsat bulamamıştım söylemeye. Masaya paranızı düşürmüşsünüz sanırım. Öyle kolay pes etmem ben. Fena oturttu ama. Kızım, para bırakmak ne demek? İnsanlara hakaret etmişsin sen resmen. Bir erkeği 3 günde nasıl kaybederim iddiasına döndü bu. Nereye be? Takılıyoruz şurada. Ulaş Hoca'nın sergisine gitmem lazım. Bari onun gözüne gireyim de geçer notu garanti alayım. Hazırladığı resimlerini sergiledi. Hocam çok güzel bir sergi olmuş. Çok başarılı. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bilal'le tanışmamı istedim. Memnun oldum. Ben de. Bilal, nasıl buldun sergiyi? Ülker, bir bakalım Ulaş Hoca'nın sergisinde kim var? Evet. Vallahi burada. Birkaç ay daha devam edeceğim. Dur, şimdi oraya gideceğim. Sonra anlatırım olanları. Sen Leyla'ya söyle, dövünmeye başlasın. Hepsi çok güzel hocam. Tekrar tebrikler. Bu arada sempozyumu mutlaka bekliyoruz. Tabii mutlaka geleceğim. Tamam. Kaçırır mıyım hiç? Ulaş hocam. İlk gelen öğrencim sen oldun Feyza. Nasıl buldun resimleri? Süper hocam. Henüz tamamını gezemedim ama... Pardon. Alo, dinliyorum. Senden özür dilemem gerekiyor galiba. Hiç gerek yok. Ben ilk kez öyle bir iftar sofrasında bulundum. Belki yemekler dışarıdan gelmiştir diye. Feyza Hanım anlıyorum, sorun yok. Bak, kendimi iyi hissetmemi istiyorsan lütfen izin ver, seni iftara götüreyim. Hem ben senin davetine uydum biliyorsun. Teşekkür ederim. Ama ailemle birlikte iftar yapıyorum. Sonra da taksiye çıkıyorum hemen. İlk karşılaşmamız da pek hoş değildi. Hocam ben kaçayım artık. Mutlaka bekliyorum. Tamam Bilal. 3'te oradayım. Hı hı. İyi günler. Affedersiniz hocam. Bir yere mi gidecektiniz bugün? Ya evet. Bilal konuşmacı olduğu Mevlana konulu bir sempozyuma davet etti beni. Nerede acaba? Ben bu konuda 30 yıllık kocama bile güvenmem Kevser. Ay konuştum ama Saadet abla. İnan ki o kızlarla hiçbir ilgisi yok. Bugün olmazsa yarın olur Kevser. Erkek erkektir sonuçta. Fırsatı varsa, kadın da kaşınıyorsa. Aa, o kadar da değil ama. O kadar Kevser. Üstelik kadınları tanımıyor Bilal. Hiçbir kızla çıktı mı? Hayır. O kızlar var ya, sulu götürür susuz getirir adamı da baka kalırız böyle. Peki ne yapalım o zaman, sen söyle Saadet abla. Ayol söylememe hacet var mı? Bir an önce başını bağlayalım bu çocukların. Şurada okulun bitmesine ne kaldı? Ayol nikah mı yapalım diyorum hemen. Adı konsun yeter. Nikah daha sonra. Ah, ben de isterim. Şöyle güzel bir işe girsin. İyi bir maaş alsın. Biricik kızımı vereceğim herhalde. Tamam Saadet abla tamam. Akşama bir konuşayım Bilal'le. Öyle bir konuşayımla olmaz. Aklını kullan. De ki Saadet abla geldi. Şükran'a çok iyi bir talip varmış de. Ha. Ay gerisini getir işte, ben mi söyleyeyim onda canım? Ay. Şunun suratına bak. Kızım sen yenilgiyi baştan kabullenmiş gibi duruyorsun. Hadi canlan biraz. Biliyor sonucunun ne olacağını. Hayatın hatasını yaptın. Sen de yeter artık ama, bitmedi mi hala? Bitiyor, az kaldı. Evet aynen öyle dedim. Zaten o da bir süredir genel müdürden şikayetçiydi. Biraz da sen kaşıdığın için tabii. Senden korkulur aşkım. O kadar olsun. Kaç yıl asistanlığını yaptım. Ciğerini bilirim Necmettin'in. Anne. Teo, kaç kere dedim kapı çalmadan girme diye? Dişim ağrıyor. Ayşe'ye söyle dişçiye götürsün seni. Hadi git oğlum. Neyse dinle şimdi. Karar vermeden önce senin sadakatini deneyecektir. Hazırlıklı ol. Hazreti Mevlana'ya göre aşk sübjektif bir tecrübedir. Ancak aşk mutluluk kadar acıyı da hüznü de beraberinde getirir. Diyor ki aşk davaya benzer, acı da şahide. Şahidin olmadan davayı kazanamazsın. Teşekkür ederim. Benim Bilal Bey'e bir sorum olacak. Schopenhauer'a göre kendimizdeki eksiklikleri karşı cinste bulmamız, ona bağlanmamızda büyük etken oluşturuyor. Yani zıt kutupların dayanılmaz çekimi. Peki siz bu durumu Mevlana Celaleddin Rumi felsefesinde nasıl yorumlardınız? Mevlana her şey zıtlığıyla belli olur der. İnsan da kadın erkek gibi ilk bakışta birbirine zıt görünen fakat gerçekte birbirini tamamlayan iki cinsten meydana gelir. Mevlana'da aşk hali o denli her şeyi kuşatıcıdır ki ortada ne sen vardır ne ben. Ona göre aşk insanı bütün zıtlıklardan arındırır. Çok yüksek bir teklif bu. Beni onurlandırdınız. Dediğim gibi teklifiniz beni onurlandırdı. Ancak Şahmaran Kimya bünyesinde çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve iş değiştirmeyi hiç düşünmüyorum. Tekrar teşekkür ederim ama düşünecek bir şey yok. Kararım kesindir. İyi günler. Efendim? Necmettin Bey sizi çağırıyor Kerim Bey. Öyle mi? Geliyorum. Bekletmeyelim kendisini. Elini attığın hiçbir şeyde sorun çıkmadı bugüne kadar. Ben işimi yapıyorum sadece. Bizim gibi şirketlerde işini emanet edebileceğin kişilerin olması çok önemli. Sadakat, zeka, yerine göre kurnazlık olmazsa olmazdır benim için. Tecrübelerim senin böyle biri olduğunu söylüyor. Bana gençliğimi hatırlatıyorsun. Ne mutlu o zaman bana efendim. Sizin gibi olabilmek en büyük idealim. Evet Kerim. Bundan sonra seni sağ kolum olarak görmek istiyorum. Bunu teklif edecek kadar güvenmeniz benim için çok önemli Necmettin Bey. Ne diyebilirim ki? Onur duyarım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yönetim kadrosu birazdan toplanacak. Vakit kaybetmeden yeni görev tanımını yapalım o zaman. Efendim, ben bir 5 dakika müsaadenizi isteyebilir miyim? Size toplantı salonunda katılacağım hemen. Kız meselesi falan mı yoksa? Ha? Evet demeyi çok isterdim ama kız arkadaşım yok maalesef. Annem tahlil sonuçlarını alacaktı da onu öğrenmek istiyorum. Aferin. Ailenin kıymetini bilmek çok önemlidir. Benden puan toplamaya devam ediyorsun Kerim. Sağ olun efendim. Oh, ellerine sağlık. Özlemişim senin kahveni. Afiyet olsun Gülay Hanım. Biz de sizi çok özlemiştik. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz inşallah. Sık derken? İstanbul'a dönmeye karar verdim. Ha. Çok sevindim Gülay Hanım. Ah, Feyza da çok sevinecek bunu duyduğunda. Bodrum'da rahatın iyi sanıyorduk. İyiydi ama rahat battı açıkçası. Çalışmak, bir şeyler yapmak istiyorum. Şirkette mi? Hayır, hayır. Severek yapacağım bir şeyler olsun istiyorum. Böyle sosyal, faydalı bir şeyler. Ne gibi? Ben de bilmiyorum henüz. Düşünüyorum. Dur bakalım. Aklımda bir şeyler var ama artık hangisi olursa. Efendim? Aşkım, bil bakalım ne oldu? Ben sizi sonra arayayım mı? Ama haber çok büyük. Kocan sağ kol olmamı istedi. Birazdan yönetim kurulu... Spor salonumdan memnunum açıkçası. Bilemiyorum, düşünmem gerek. Sonra görüşürüz. Hala! Ah, canım benim. Kocaman olmuşsun. Dur bakayım sana. Boyun mu uzadı senin? İşte biraz. Kalacaksın değil mi? Hemen dönme ne olur. Kalacağım, kalacağım. Teo hadi yavrum sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Ha, Gülay Hanım dinlenmek isterseniz odanız hazır. Teşekkür ederim. Geliyorum hemen. Kendini o kadar zorlama Emel. Botoksa verdiğim paralar boşa gidecek. Herif şok olmuştur sen çatır çatır felsefe yapınca. Hiç beklemiyor tabii senin gibi birinden. Şimdi Bilal seni düşünüyordur kesin. Siz onu tanımıyorsunuz. Öyle takmaz kafasına falan. Sen çok iyi tanıyordun da ne oldu Leyla? Sen 3 yılda alamadığın yolu ben bir günde aldım. O yolun tıpış tıpış dönüşü de var. Bekliyorum sabırla. Bak, bir gün geçti bile. Daha çok beklersin Leyla'cığım. Ne zaman geldin? Neden haber vermedin bana? Sürprizi kaçardı o zaman. Hadi hemen giyin, dışarıda yemeğe gidiyoruz. Ya ben bu seferlik gelmesem ayıp olur mu? Bugün o kadar dolandım ki çok yorgunum. Ay hiç sorun değil. Yarın doya doya konuşuruz. Hani konuşacaktın Feyza'yla? Feyza? Kızım? Gelmiyor musun yoksa? Çok yorgunum baba. Bugün gelmesem. Habire kaçıyorsun. Geçen günkü rezalet neydi öyle? Sabahın köründe, zomalde eve girmişsin. Baba. Hoşgörümün de bir sınırı var. İçeceksen adam gibi iç. Kimin kızı olduğunu unutma. Tamam Necmettin, yüklenme kıza. Feyza da arkadaşlarına uymak zorunda kalmış. Ne yapsın? Hadi hanımlar, biz çıkıyoruz. Dediklerimi unutma. Bir şey bulmam lazım. Bir şey bulmam lazım. Ne? Düşün. Hadi. Dur hadi kızım, ama Ayşe dur. Sultan, acele et. Daha önce hiç öyle ortamlara katılmadım. Ortammış, tövbe. Babanlar duysa kıyamet kopar biliyorsun. Onlar dönmeden çoktan gelmiş oluruz eve, hadi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Dinliyorsun beni değil mi? Evet, hepsini duydum. Ne diyorsun peki? Ne diyeyim anacığım? Hasan amcaya söylemiştim ben. Oğlum, nikah değil ki bu. Nihayetinde söz. İşini tutup biraz para yapıncaya kadar beklersiniz. Arada bir de nişan takarız. Ay ben biliyorum bu kaçıncı görücü çevirmeleri. Hepsi birbirinden zengin üstelik. Çevirmesinler o zaman. Lafa bak. Ondan iyi eş bulamazsın oğlum. Hep öyle bir gelinim olsun istedim biliyorsun. Biliyorum anacığım, biliyorum. Benim Şükran'a bir lafım yok. Ama böyle sıkboğaz edilmek hiç hoşuma gitmiyor. Yangından mal kaçırır gibi. Mahalleli bile habire soruyor ne zaman isteyeceksiniz Şükran'ı diye. Şimdi kıza da yazık evladım. Bir şekilde seninle adı çıktı gibi. Tamam anacığım, bakarız. Sen şimdi bir şey deme onlara. Ben birkaç gün hesap kitap yapayım. Adım gibi biliyorum ki Saadet teyze bir ay geçmeden nişan diye tutturur bu kesin. Rezan, hadi kızım teraviye gidiyoruz. Yarın sınavım var, ben gelmeyeceğim. Çok komiksin. Birazdan ararım seni. Deme. Duydun değil mi Şükran? Siz ufak hazırlanın. Ben size güne haber veririm. Kızım, öpsene Kevser annenin elini. Ay bundan güzel müjde mi olur? Ay yüce Rabbim, şu mübarek şükürler olsun. Hadi Ayşe Sultan, yavrum, hadi. Dur. Hadi Ayşe Sultan. Ay dur. Pardon. Feyza. Pardon. Pardon ayağınıza mı çarptım? Ay, biraz yer içer misiniz? Yeter. Şşşt. Ay çok affedersiniz, kusura bakmasın. Feyza. Tak. Güzelmiş. Yerimiz güzel değil mi? Örtünü düzelt. Kaymış iyice. Seninle evde görüşeceğiz. Bu kızın ne işi var ki burada? Anne yapma. Allah'ın evi burası. Kevser, iftara gelen Bilal'in arkadaşı değil mi o? Yok olur mu Cemile? Arkadaş filan değiller. Nereden olsunlar? Kızım doğru dursana. Ay Kevser, şeytan diyor git saçlarından yakala. Anne sus. Günaha giriyorsun. Aman Saadet abla boş ver. Belki gerçekten ibadete gelmişlerdir. Ayol görmüyor musunuz? Kızın eli işte, gözü oynaşta. Kızım utanmaz, tamam. Şuna bak. Resmen erkeklere bakıyor. Boş ver şimdi, tamam. Of, ısrar etme Zafer. Çıkamam dedim ya. Ya ben de istiyorum seni görmeyi ama. Hayır Kesinlikle olmaz. Bizimkiler birazdan gelir. Bilgisayar kilitledi abim. Salak salak konuşma. Hayır, çocuk değilim ama öyle şeyler söyleme. Ben de. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Aa evladım bak Emine teyzen. Feyza mı yoksa? Emine hanım bak Feyza ha, burada. Aa, merhaba. Lebenlerin çok olsun. Nasılsınız Emine teyzeciğim? İşte gördün mü bak. Ne diyeceğiz şimdi? Dur ben bulurum bir şeyler. Sen doğal dur yeter. Gayet rahatsın, iyiyiz tamam mı? Yine bir şeyler karıştırıyorlar ama hayırlısı. Yine? Sen bilmiyorsun Gülay. Feyza resmen Ayşe'yi kullanıyor. Koskoca kadın kıza çeki düzen vermeye çalışacağına alet oluyor. Geçen günde... Sen takmışsın Ayşe'ye anlaşılan. Ay niye takayım canım? Doğruyu söylüyorum sadece. Feyza'nın iyiliği için. Feyza? Nereden böyle? Hani yorgundun? Yemeğe bile gelmedin bizim. Biraz dinlendim. Sonra da Ayşe Sultan'la dondurma yemeye gittik. Dolap dondurma dolu. Hazır dondurma yemek istemedim. Oldu mu? Nasıl geçti yemek alıcım? Sen şimdi Boğaz'ı özlemişsindir. Hem de nasıl. Artık beraber... Gördün mü sen de? Ayşe nasıl suçlu gibi sıvıştı? Ne alıp veremediğim var şu kadınla. Gülay'ın bile dikkatini çekti. İyi. Gülay da geldi. Tam cephe olur artık evde. Emel... Yeter artık. Korkulur senden Feyza. 40 yıl düşünsen bu yaptığın aklıma gelmezdi. Kendi silahıyla vurmak denir buna. Buna da kafa. Ayşe Sultan'ın dilinden kurtulabildin mi bari? Nerede? Yatıncaya kadar dedik dedik etti kafamı. Bilmiyor ya mevzuyu. Anlam veremedi tabii. Bilal kanar mı sanıyorsun bu numaraya? Hem de nasıl. Çocuğu acıdım vallahi ben. Bir günde 2 darbe birden. Nakavta az kaldı diyorsun yani. Lafa gerek yok. Gözlerinizle görürsünüz nasıl olsa. Nerede kaldı bu ya? Feyza. Şimdi izleyin. Feyza. Merhaba. Merhaba. Seni dün akşam camide mi gördüm? Aa, sen de mi oradaydın? Beni şaşırttığını söylemeliyim. Neden? Dinsizin tek elinizde mi? Estağfurullah, ben sadece... Görünüşe aldanmamak gerek. Haklısın. Dün sempozyumdaki sorun da tam bir sürprizdi. Benim için de seni orada görmek. Üstelik konuşmacı olarak. Tebrik ederim bu arada. Çok etkiliydi sunumun. Teşekkürler. Biraz sohbet edelim mi? Olur. İşte bu. 2 gün oldu kızım. Kalenin kapısını kırdı bile. Fetih an işidir. Leyla, demek ki Feyza haklıymış. Bilal onda sende olandan çok daha fazla şey buldu. Ben aslında sana bir teşekkür borçluyum. Neden? O gece beni arabayla bardan alıp eve bıraktığın gece... Teşekkürlük bir şey yok ya. İşimi yaptım, unut gitsin yani. Her müşteriyi kucağında eve taşımıyorsun herhalde. Her müşteri de takside sızıp kalmıyor zaten. Ay, kendi halime hayalime hatırlıyorum da... Bir ara ayakkabılarımı çıkardım değil mi? Of, çok fena. Ya boş ver bunları da. Benim için ilginç olan seni önce sempozyum... ...sonra camide görmek oldu. Değil mi? Önce zil zurna sarhoş, sonra sempozyum, sonra cami. Kim bilir nasıl düşündün beni. Kesin kafası karışık demişsindir. Yo, hem kafa karışıklığı sandığın kadar da fena değildir. En azından bir arayışın ifadesidir. Ya lütfen ama, ne geçirdin aklından? Bravo Feyza. Sen kazandın.